Selamünaleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videonun konusu yayınlarda sürekli gelen bir soru hakkında olacak. Bu ESC'de karakter seçimi sırasındaki o profil resimlerini nasıl değiştireceğiz? Onunla ilgili bir video olacak. Çok fazla soru geliyor, çok fazla soruyorlar. Yayında sürekli anlatmaktan bıktım, ben de ufak bir video çekeyim. İsteyen istediğini yapsın, değiştirsin. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle şöyle gösterelim. ESC bağlantıyı kes dediğimizde buradaki bütün profil resimlerini nasıl değiştireceğiz? Sürekli gelen bir soru. Şöyle hepsini göstereyim. Benim hepsi farklı farklı resimler. Kendim koydum. Herhangi bir sıkıntı yok. Bütün sunucularda yapan insanlar var, kullanan insanlar var. Herhangi bir sıkıntısı, ban sebebi falan değil. Şimdi arkadaşlar, bunu nasıl yapacaksınız? Öncelikle kendi belgelerime giriyorsunuz. Şöyle ben açayım hemen onu. Göstereyim. Belgelerim klasörüne girdiniz. Burada Black Desert klasörüne giriyorsunuz. Ondan sonra şurada Face Tech Tour diye bir dosya var. Buraya girdiniz. Bakın burada sizin karakterlerinizin normalde fotoğrafları var. Şöyle ben biraz büyüteyim, göstereyim. Örnek olarak ben size şuradan vereceğim. Şu karakterden vereceğim. Diğerlerini zaten ben kendim değiştirdim. Büyücümün de normalde fotoğrafı değişikti ama size göstermek için sildim, onu sıfırladım. Şimdi bu fotoğraf arkadaşlar, bunu kopyalıyoruz. Şöyle tek tek göstereyim, sonra bana soruyorsun nasıl yaptın diye. Bunu kopyaladık. Bakın bu fotoğraf şuradaki benim büyücümdeki fotoğraf. Bunu kopyaladık. Şimdi oyunu ben bir aşağıya alalım. Görev çubuğuna küçültelim. Şimdi bunu kopyaladık. Masa üstüne yapıştırdık. Şimdi bunu bir aşağı alalım. Bununla işimiz yok. Şimdi arkadaşlar, ben bu fotoğraf yerine bunu koymak istiyorum. Şimdi Google'dan kendi resimlerinizi indirebilirsiniz. Bulduğunuz herhangi bir resim de olur. Tabi bu da size kalmış. Şimdi iki tane yöntemle göstereceğim. Sizde başka program vardır, onunla yaparsınız. Birincisi Paint. Yani Windows, çoğu kişi Windows 10 kullanıyordur. Windows 8'de de var. Paint 3D'ye giriyoruz. Şuradan Paint 3D'ye girdik. Uygulamalar. Birinci program bu şekilde. Şimdi Paint 3D'yi açtık arkadaşlar. Benim yaptığımın aynısını yaparsanız şuradaki belgelerimden aldığımız dosyaya özellikler diyoruz. Şuraya aldık. Ayrıntılar. Bakın 624'de 804 piksel. Şimdi öncelikle şu koyacağımız fotoğrafı buraya alıyoruz. Fotoğrafı aldık arkadaşlar buraya. Bunu aldıktan sonra şöyle, neredeydi o, bir saniye. Ulan hiç de buna alışık değilim ya. Ha, bir saniye. Şöyle üstüne geliyorsunuz. Farenin sol tarafıyla. Mesela ben burayı almak istiyorum. Veya sadece kafayı da alabilirsiniz, size kalmış. Burayı almak istiyorum. Şöyle tıkladık. Sonra bakın buradan çıkartma oluştur. Çıkartma oluştura tıkladık. Bunu bir çıkartma yapalım hemen. Sonra şuradan neredeydi, ha, şuradaki onay tiki işaretine tıklıyoruz, işle diyoruz. Çıkartmayı buraya bu şekilde aldı arkadaşlar. Ondan sonra şu bizim alacağımız fotoğrafı tekrar buraya koymamız gerekiyor. Onun için şuradan şöyle aç diyoruz, yeni kaydetme. Sonra bu fotoğrafı alıyoruz şu şekilde. Evet, buraya aldık arkadaşlar. Şöyle dışarıya bir defa tıklayalım, fotoğraf düzgün bir şekilde oldu. Şimdi kırp dedik. Kırptan şu kenarlarını kapatalım. Bakın sol tarafta 624, 622, 25. Şuradan şöyle 24 yapabilirsiniz. Tıkladık. Tamam. Bitti. Tamam, bunu buraya aldık. Şimdi çıkartma sağ tarafta duruyor. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi buraya aldım. Şimdi bu fotoğrafı büyütelim. Ben nasıl koyarsanız. Hiç Paint de kullanmadım ki. Yani burayı da koyabilirsiniz. Sadece kafayı da koyabilirsiniz. Serkan Bal video çekiyordum, adam abone oldu. Şimdi bunu bu şekilde aldık diyelim. Tamam mı? Ctrl Alt'la fareyle geri çektik. Şuradan onayla dedik fotoğrafı. Bakın gördüğünüz gibi fotoğrafımız oldu. Yukarıdan menü diyoruz. Farklı kaydet. Resim olarak.
Menüyü bekleyelim. Masa üstüne tıklıyoruz. PNG değil arkadaşlar. BMP türü seçiyorsunuz. BMP türünü adsız olarak kaydetsin. Bunu kaydet dedik. Bakın fotoğraf buraya kaydoldu. İşimiz bitti mi? Bitmedi. Şimdi buradan çıkalım. Çıktık. Şöyle bir adsız diye oldu. Şimdi bunun altındaki şu ismi bunu kopyalıyorsunuz. Şimdi yeni arkadaşlar nasıl yaptım burayı mavi seçtin? Şöyle tıklıyorsunuz. Burada uzun zamandır kullanmadığım için yeniden atlandır. Ha en aşağıda. Aynen. Şurayı şöyle yapıp üstüne tıklayıp kopyala deyin. Şunun sonuna da bir tane harf ekleyin ki koyacağımız fotoğrafa karışmasın. Adsızın ismine geldik. Yapıştırdık bunu CTRL ile. Enter'ladık. Şimdi bu fotoğrafı alıyoruz. Bunu şuradan kopyala dedik. Belgelerime geldik. Bakın gördüğünüz gibi şuradaki aynı dosya. Tıklıyoruz. Hedefteki dosyayı değiştir. Fotoğrafımızı değiştirdik. Gördüğünüz gibi BMP türü olacaktı. Unutmayın. Şimdi oyunumuza geri gelelim. Bakın gördüğünüz gibi müdavimlerin kafası oraya oturdu. Bunu bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Bütün hepsini istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Ben de hepsi farklı. Yani hiç oyunun kendi kullandığım şeyi yok. Gördüğünüz gibi. Diğer bir program ise zaten bunu bilen arkadaşlara söylemeye gerek bile yok da. Şimdi eğer Photoshop kullanıyorsanız artık bende 2020 var. 2020'ye atacağım fotoğraf şu. Mesela ilk başta fotoğrafı atalım buranın içine. Fotoğrafı attık. Kullanacağımız fotoğraf neredeydi? O da masa üstündeydi. Masa üstündeki fotoğrafımızı da alalım. Photoshop'ta biraz daha kolay. Diğer gibi işkence çekmenize gerek yok. Photoshop'ta bunu attınız. Şöyle. Hiç boyut derdi yok. Direkt yükseltiyorsunuz. Şuradan aşağıya. Kafanıza göre. Bunu tıklıyorsunuz. Bu kadar. Photoshop'ta hiç uğraşmıyorsunuz neredeyse. Ondan sonra dosyadan şuradan neredeydi o? Farklı kaydet yine aynı. Ctrl Shift S de basabilirsiniz. Ben hep öyle bastığım için alışkanlık olmuş. Bilgisayarınıza kaydedin diyorsunuz. Bunu da masa üstüne PSD türü değil BMP uzantısını bulacaksınız. BMP neredeydi bu BMP? Ara ki bulasın şimdi. Bir dünya dosya türü var. Yemin ediyorum körüm şu an. Ha şurada BMP türü. 2 saattir dosya arıyorum ya. Bunu da buradan kaydedip masa üstüne deminki sistemle aynı şekilde belgelerimdeki dosyaya atıyorsunuz. Değiştir diyorsunuz. İsimler aynı olacak arkadaşlar unutmayın. Ondan sonra oyun içindeki görseliniz de benim gösterdiğim gibi değişecektir. Tabi siz belki isterseniz farklı programlar da kullanabilirsiniz bunlar için. Ben bir en basit yönü Paint'ten bir de oradan size anlatmaya çalıştım. Umarım yayınlarda bir daha sormazsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haydi bay bay.